Merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu aslında çok daha önce çekip yüklemeyi düşünüyordum. Böyle Kasım sonu, Aralık başı gibi denk gelsin istemiştim ama böyle heyecanla hatta gittim, bu kurabiye kalıplarından falan aldım. Ertesi gün videosunu çekecektim. Akşam bir anda telefonla oynarken telefon kapandı. O yüzden de ben videoyu çekemedim. Sonra telefonu yaptırmaya çalıştım, olmadı falan. Yenisini aldım. Yenisi de dün geldi. Bugün dedim bu kadar zamandır çekemedim, artık hani videomu çekeyim, bir an önce paylaşayım dedim. Böyle çok tatlı kurabiye kalıpları aldım. Şimdi sizlerle birlikte zencefilli yılbaşı kurabiyesi yapacağız. Şimdi öncelikle bir tane kapı aldım. Malzemelerimin hepsini buraya hazırladım. Un hariç, onu en son ekleyeceğim zaten, buraya getirmedim. Şimdi öncelikle 90 gram margarin ya da tereyağı. Bu şekilde kabımızı ekliyoruz. Oda sıcaklığında olacak. Benimki daha tam oda sıcaklığına gelmemiş ama yapacak bir şey yok. Üzerine de 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Açıklama kısmına da tarifini yazacağım. Bu arada böyle tam bir tarif videosu gibi değil de zaten kanalımı biliyorsanız anlamışsınızdır. Biraz daha böyle hani birlikte yapmak, daha eğlenceli yapalım gibi bir video olacak. Birebir böyle hani alın tarif yapın gibisinden tarif kanalı gibi bir video değil. Şimdi bu ikisini, tabii çok ses olacak, ben bunu kapatıp yapacağım. Bu şekilde blenderla, mikserle bir süre tamamen karışana kadar bunları karıştıracağız. Ben bunu halledip geliyorum. Biraz önce bir kere daha anlamış oldum neden böyle bir video çektikten sonra bir sonraki için çok uzun ara verdiğimi. Ya her video çektiğimde, özellikle tarif videosu veriyorsam, o kadar zorlanıyorum ki sürekli bir aksilik çıkıyor. Şimdi güzel gözüksün diye cam kapalıyım dedim. Çok derin olmadığı için mikser çırparken her yer toz şeker oldu. Halıya bulaştı. Yani sürekli bir aksilikler yaşıyorum ve yıpratıyor bu beni. Neyse, yapacak bir şey yok. Videomuza devam ediyoruz. Tereyağı ve şekeri çırptık. Şimdi bir tane yumurta ekliyorum. Sıvıları koyunca inşallah bu sıçrama olayı biter. Bir yemek kaşığı su ekliyorum. Bir de bir su bardağının 1/4 oranında pekmez ekliyorum. Bütün sıvı malzemelerimi de ekledikten sonra, bunu ben dibine sonra hallederim. Biraz daha mikserle karıştırmaya devam ediyorum. Evet, şimdi bütün sıvı malzemelerimiz karıştı. Bu kabın içerisine ben bütün işte karbonat, tuz, ondan sonra toz zencefil ve tarçını bunun içine ekledim. Oranlarını da okuyayım size. 1 tatlı kaşığı karbonat, 2 tatlı kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tutam tuz. Bunların hepsini bu şekilde döküyorum. Daha sonra toplamda 3 su bardağı un ekleyeceğiz. Ama hani un olan şeylerde biraz kontrollü eklemek iyi oluyor. Ben böyle 1 su bardağı ekleyeceğim karıştırdıkça. Tekrar eklemeye devam edeceğim. Şimdi kalan unlarımızı ekliyoruz. Ondan sonra ben şöyle hamuru bir toparlayıp size o halini göstereyim. Hamurumu bu hale getirdikten sonra, bu hamurumun yarısı bu arada, içinde yağ olduğu için bunu dolaba koydum. Dolapta biraz dinlendirdim. Şimdi biz bu şekilleri verirken tekrar yumuşamasın diye yarısını getirdim. Kalan yarısı hala dolapta duruyor. Daha sonra onu da getireceğim. Şimdi yağlı kağıdın bir tanesini üstüne bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra bir yağlı kağıt da alıyoruz. Biraz bastırıp daha sonra merdane daha iyi olur ama benim merdanem yok. Oklavayla bu şekilde incelteceğim. Evet, hamurumuz artık hazır. Üstündekini kaldırıyoruz. Ve buradan şekillerimizle başlıyoruz. Mesela yılbaşı ağacı vardı. Önce şöyle biraz daha kenardan yapayım. Şu şekilde bastırıyorum. Sonra içindeki şekli çıksın diye şunu da bastırıyorum. Sonra bunu çıkartacağım. Diğer şekillerimden yapayım. Önce şunu bastırayım. Sonra şöyle yapayım. Şekli çıksın. Ve kardan adamımız var bir tane. Şöyle bastıralım. Bu da yavaş top mu? Öyle bir şey gibi. Şöyle bastırdık. Ve tamamdır.
sonra bu kalan hamuru topluyoruz. İlk yaptığımızdaki gibi tekrar yuvarlayıp açıyoruz ve tekrar yeni şekiller oluşturuyoruz. Evet, fırın tepsisine de kurabiyelerimizi aldık. Şekillerini görüyorsunuz. Şimdi fırına gönderiyoruz ve artık pişme zamanı. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Fırından çıkardım, şöyle göstereyim size. Üstlerine bastırmış olduğum şekiller biraz kabardıktan sonra bozuldu. Normal kendi şekilleri kaldı. Ben de dedim ki birazcık beyaz çikolata eriteyim. O şeylerin olduğu yerlere, çizgilerin olduğu yerlere biraz böyle çikolatayla belirginleştireyim, biraz böyle üstlerini süsleyeyim dedim. Bu arada fırında 180 derecede 10 dakika pişirdim. 12 dakika deniyor ama 10 dakika bence gayet yeterli oldu. Şöyle beyaz çikolatamdan, erittiğim çikolatamdan alıyorum. O çizgilerden de yapılabilir, farklı. Zaten çizgiler biraz böyle bozulduğu için farklı şekillerde yapabilirsiniz. Şöyle biraz da size göstererek yapayım. Bir de şöyle alt kısmını yapayım. Bir tane yılbaşı ağacımı bu şekilde yapıyorum. Bu arada fırından çıktıktan sonra mis gibi böyle zencefil kokusu sardı etrafı. Bir tane de şöyle kenarlarından gideyim. Bu minik sıkma torbalarından da böyle sıkarak çok daha kolay yapabilirsiniz. Ya da Dr. Oetker'in görmüşsünüzdür belki, bu şeyleri var. Glazür müydü onlar? Böyle kalem gibi bir şey var. Onların içinde oluyor bu çikolataları. Renkli renkli oluyor hatta. Onlarla da çok rahat yapabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi hani benim o kadar sakarlığımı görmüş olmanıza rağmen çay kaşığıyla da çok rahat süslemesi yapılıyor. Yani onlar kadar tabii ince olmuyor ama kendi evinizde yiyeceğiniz kurabiyeler için tatlı süslemeler yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.